İçel TV'ye ve İçel gündemine hoş geldiniz. Mersin'de neler yaşandı ayrıntılarını sizlere aktaracağız değerli seyirciler. Ve Mersin'de, Mersin'in Tarsus ilçesinde T tipi kapalı kadın cezaevinde tutukluların haklarının ihlal edildiği ve bazı tutuklulara işkence edildiği yönünde iddialar üzerine tutukluların yakınları ve avukatları Tarsus Adliyesi içerisinde bulunan postaneden Cumhuriyet Halk Partisi'ne, HDP'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne raporları postayla gönderdiler konunun incelenmesi açısından. Tarsus T tipi kapalı kadın cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddia edilen tutukluların aileleri ve avukatları suç duyurusunda bulundu. Avukatlar Tarsus Adliyesi içerisindeki postaneden Adalet Bakanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'na, CHP ve HDP'ye cezaevinde yaşandığı iddia edilen işkence ve darp raporlarını göndererek gereğinin yapılmasını istedi. Konuyla ilgili Tarsus Adliyesi bahçesinde yapılan açıklamada İnsan Hakları Derneği Akdeniz Bölge Temsilcisi Yasemin Dora Şeker, Tarsus cezaevinde yaşanan hak ihlallerini daha önce raporlaştırıp ilgili kurumlara başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Hak ihlallerinin arttığını öne süren Şeker şöyle dedi. Defalarca Tarsus cezaevi yönetimine dilekçe vermemize rağmen yeni cezaevine sevkler sırasında tutukluların darp ve işkenceye maruz kaldıklarını biliyoruz. Tarsus kadın cezaevinde yapılan işkencelerin kimler tarafından yapıldığının bir an önce tespit edilmesi gerek. Mersin'de uyuşturucu çetesine operasyon düzenlendi ve çok sayıda polis sabah baskını yaptı. 17 ayrı adrese eş zamanlı olarak ve 14 kişi gözaltına alındı. Mersin'de 6 aydır takip edilen uyuşturucu çetesine yönelik 17 ayrı adrese, özel harekat ekiplerinin katılımı ve helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda çete liderinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen bir çetenin üyelerini yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 48 ekip ve 120 polis, günün ilk ışıklarıyla birlikte Merkez Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki 17 ayrı adrese baskın yaptı. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri ise havadan destek verdi. Geniş kapsamlı operasyonda örgüt faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucuyla uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddia edilen, aralarında uzun süredir aranan çete lideri OS'nin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve arabalarında yapılan aramalarda da bir adet yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 fişek, tabanca mermileriyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi. Hava sıcaklıkları bunaltıcı derecede değerli seyirciler ve özellikle Akdeniz bölgesinde Afrika'dan gelen çöl sıcağı etkisini hala devam ettiriyor. Meteoroloji uzmanları Türkiye'nin genelinde, Anadolu coğrafyasının genelinde görülen yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üst değerinde bir şekilde bir hafta daha devam edeceğini, sonrasında yine tabii Güneydoğu, Akdeniz, Ege başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinde de sıcaklıkların yine yüksek değerde seyredeceğini ama mevsim normalleri seviyesinde yüksek olacağını dile getirdiler. Tabii bu sıcak havalarda bazı meslek dallarındaki kişiler de yine ekmeğini sıcağın içerisinde ateşten çıkarmaya devam ediyor. Özellikle soğuk demir ustaları ve fırıncılar. Mersin'de Afrika sıcakları altında çalışan demirci ve fırıncılar ekmek parası için 300 dereceyi aşan sıcaklığın önünde ter döküyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde uzmanlar gerek olmadığı takdirde dışarı çıkmamayı önerirken demirci ve fırıncılar geçimlerini sağlamak için ekmeklerini ateşten çıkarıyor. Ya işte çalışıyoruz yani sonuçta
zor da olsa mecburen yapmak zorundayız yani. Dışarısı 30-40 dereceyken içeride 120-130-140 derecede çalışıyoruz yani sonuçta. Ekmek parasıdır yani bu. Çalışıyoruz, bol bol su içmek, tüketmek zorundayız. Olarsa oluyor yani, çalışmak zorundayız yani. Başka bir şey diyemeyiz yani. Kışın daha kolaydı yani, şimdi daha zorlaşıyor yani. Niye zorlaşıyor? Sıcak yani, hava sıcak. Adam yolda yürüyemiyor, biz gelmiş dükkanın önünde, ateşin önünde çalışıyoruz. Su kaybı oluyor, ondan sonra yani bol bol su içmek zorundayız. Ondan sonra böbrekleri rahatsız eder. İlla ki yani bir yerden nevi çıkıyor yani, hastalık çıkar yani. Atarım şimdi size ekmeği atmaya başlarım. Bu kadar bu, boğazı mı? Hadi. Sıcak, başka bir şey yok. Görmüyor musun, halimden belli olmuyor mu? Vantilatör kullanıyoruz, o da üfürüyor ama destekliyor gene. İşte çıraklarımız yetişmiyor. Ne yapalım, 3 ay çekiyoruz. Terlemez miyiz? İçtiğimizi geri çıkarıyoruz. Hemen ter olarak geri gidiyor. Sıcak havalar Akdeniz bölgesinde, özellikle de Antalya ve Mersin'de turizmcilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Turizmcilerin tek dileği de sezon sonuna kadar bu hareketliliğin devam etmesi. Ramazan bayramı öncesinde ve sırasında başlayan hareketlilik hala iç turizmde ve yurt dışından gelen yabancı turistler açısından hareketliliğini koruyor. Tabii bu hareketliliği fırsata çevirmek isteyen turizm yatırımcıları ve beldeler de turizme yönelik organizasyonlar düzenlemeye başladılar ve devam ettiriyorlar. Mersin'in Erdemli ilçesinde de 7-8-9 Temmuz tarihlerinde turizm festivali düzenlenecek. 2. Uluslararası Kız Kalesi Turizm Festivali 7 Temmuz Cuma günü başlıyor. 3 gün sürecek festivalde konserler, yerli ve yabancı halk dansları toplulukları, plaj sporları ve yelken yarışları yer alacak. Erdemli ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kız Kalesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Kız Kalesi Turizm Festivali, Mersin Valiliği himayesinde bu yıl 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, turizm konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda Mersin'in doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını dünyaya tanıtmak, turizm bilinci oluşturmak ve iç turizmi canlandırmak amacıyla düzenlenecek. Deniz ve kumsalla ilgili birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivale bu yıl Azerbaycan, Tataristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Letonya ve Kırgızistan'dan gruplar katılıyor. Ve değerli seyirciler, ekonomi haberiyle devam ediyoruz. Akdeniz İhracatçı Birlikleri AKİB bu yıl ihracata 7.2 oranında katkı sağladı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri 2017'nin Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6.1 artışla 868 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Yaş meyve ve sebze ihracatı %22, demir ve demir dışı metaller ve çelik ihracatı %17, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı %15, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı %4, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı %6 arttı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında %15, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında %14 ve tekstil ve ham maddeleri ihracatında %13 düşüş kaydedildi. AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, ihracat rakamlarını değerlendirirken, AKİB gösterdiği performansla Haziran ayında Türkiye geneli ihracatta yakalanan 12 milyar 69 milyon dolarlık ihracata %7.2'lik katkı sağladı dedi. Yerel gazetelerimize de bakalım efendim, ama onun öncesinde ulusal çapta size ulaştırmam gereken önemli gelişmeler var. Onları size aktarmak istiyorum değerli seyirciler. Mersin'le ilgili de bir son dakika gelişmesi var. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde CHP'lilerin adalet yürüyüşü devam ediyor.
ve adalet yürüyüşüne günlerdir bir sabotaj ihtimali üzerinde duruluyordu. Hatta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sabotaj duyumları alıyoruz demişti yapmış olduğu bir konuşmada. İşte bununla ilgili bir gelişme yaşandı. Şöyle ki Kocaeli Emniyeti adalet yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ'lı bir teröristi operasyonla yakaladı. Ve DEAŞ'lı teröristin aracında yapılan aramada çok sayıda AK Parti'ye ait bayraklar ve flamalar ayrıca broşürler bulundu. Buradan yola çıkan emniyet birimleri yapmış oldukları araştırmada DEAŞ'lı teröristin bu operasyonu yaptıktan sonra AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Ankara'dan başlayan ve İstanbul'a doğru devam eden adalet yürüyüşüne AK Parti bir sabotaj yaptı algısı yaratmak amacıyla DEAŞ'lı teröristin böyle bir hazırlık içerisinde olduğu belirlendi. Ve DEAŞ'lı terörist de gözaltına alındı. Kocaeli'de sorgusu devam ediyor efendim. Ve diğer bir gelişmeye gelecek olursak, diğer bir gelişmede Mersin'le alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız aylar içerisinde değerli seyirciler, Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Ali Doğan ve bir gümrük firması çalışanı rüşvet aldıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Rüşvet iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürüyle ilgili iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bu bilgiyi de size aktaralım. Ayrıntılar tabii ilerleyen dakikalarda haber bültenlerimizde olacak efendim. Yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerimizden Mersin Gazetesi bugün birinci sayfasında işçi ölümleri yine arttı başlığını atıyor ve diyor ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Haziran ayında en az 164, yılın ilk 6 ayındaysa en az 906 işçinin hayatını kaybettiğini duyururken Haziran ayında Mersin'de 6 işçi hayatını kaybetti diyor Mersin Gazetesi. İşçi ölümleri yine arttı. Tabii neden? İşverenin alması gereken bazı tedbirleri almaması, ayrıca bazı iş yerlerinde iş güvenliği kurallarının uygulanmaması, ayrıca çalışan kişilerin yeterli emniyet bilgisine sahip olmaması sıralanabilir diyoruz. Ve Mersin Gazetesi'nden diğer bir gazetemize, Kadın Gazetesi'ne geldiğimizde başlık şu: Kadınlar adalet için yürüyecek diyor gazete ve devam ediyor efendim. Çok sayıda kadın örgütü inisiyatifi imza kampanyası başlatarak İtalyan aktivist, performans sanatçısı Pippa Baggia'nın 9 yıl önce öldürüldüğü Gebze'den 9 Temmuz'da adalet yürüyüşüne katılacaklar diyor. Hatırlayacaksınız, 9 yıl önce İtalyan performans sanatçısı Pippa Baggia tecavüze uğrayarak öldürülmüştü ve kendisinin öldürülmesi dünya çapında büyük bir yankı uyandırmıştı. İşte bu olay simge olarak kabul edilerek çok sayıda kadın örgütü adalet yürüyüşü gerçekleştirecekler 6 Temmuz'da diyor Kadın Gazetesi. Ve bu yürüyüş aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne de destek niteliği taşıyor. Ve Çukurova Gazetesi sıcak ve tehlikeli yolculuk başlığını atıyor. Mersin-Adana arasında sefer yapan trenlerde klimaların yetersiz ya da çalışmıyor olması yolcuları çileden çıkartırken, belirli saatlerde zaten kapasitesinin üzerinde yolcu alan trenlerde vatandaşlar serinlemek için tehlike yaratacak çareler buluyorlar diyor. Ve bu konuya ayrıntılarıyla yer veriyor ve gördüğünüz üzere fotoğrafı büyütmek istiyorum değerli seyirciler. Evet, görüyorsunuz giden bir trende kapı açılmış durumda, önünde de bir genç oturuyor ve oradan seyahat halinde rüzgarın etkisiyle trenin o bölümünün serinletilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu konu çok çok önemli. Tabii trenlerin klima sisteminin yetersiz olması çok önemli. Yıllardır bu konu tartışılıyor. Mersin-Adana arasındaki trenlerde yolcular şikayet ediyorlar. Modernize edilmesi gerekiyor ya var olan trenlerin ya da yeni daha modern vagonların hizmete sokulması gerekiyor efendim.
Diğer bir gazetemize geçiyoruz. Haberciye geldiğimizde Haberci gazetesi eziyet bitsin artık diyor. Tarık Antalyalı serbest bölge ile liman arasında aylardır devam eden yol ve kavşak çalışmasını eleştirdi. Mersin'in girişi Arap saçına döndü dedi. Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne de çağrı yaptı. Bu eziyetin bir an önce bitirilmesini istiyoruz dedi diyor gazete. Diğer bir gazetemize geçiş yapacağız. Güney gazetesi Akip ihracatı %6.1 arttı diyor. Akip rakamlarını Akip'in ihracat, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin rakamlarını, ihracat rakamlarını değerlendiren Akip Koordinatör Başkanı Mahmut Aslan, 2017 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6.1 artış kaydederek 868 milyon dolara ihracatlarının çıktığını belirterek, bu artış Türkiye ihracatından daha yüksek bir artıştır. Zor koşullara rağmen bunu başardık açıklamasında bulunmuş efendim. Hakimiyet gazetesine geldiğimizde hakimiyet iş var, kalifiye eleman yok diyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 32 No'lu Metal Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Bilge Taşkın, sektörde kalifiye eleman bulunamadığına dikkat çekerek, maalesef ülkemizde işsizlik olduğuna inanmıyorum. Ülkemizde kalifiye eleman sıkıntısı olması nedeniyle işe uygun personel bulamıyoruz. Bu da tabii ki bir işsizlik sorunu oluşturuyor diye açıklamada bulunmuş. Yerel gazeteleri de sonlandırdık. İçer gündemini de noktalıyoruz. Ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Bizde kalın, hoşça kalın. Yeah.